Ama terma için, bel hasta için, damar sertleri için her şeye devamdır. Yani dermandır, ilaçtır. Bunu takip eden muhakkak faydasını buradan bulmaz. Kaç yaşındasın amca? Ben 75 yaşındayım. 1938 doğumluyum. Anladın mı? Buraya gelen kuşlan olmaz. Kârı var, zararı yok. Neden kaçın? Çok da üşümüyor musun? Hayır, hayır. Ya nerede ödeyeceğim? Burada şimdi 6-5 derece kızarım. Ne de ödeyeceğim? Bir tadından dedim ha. Al. Terledim gitti. Niye üşüyor? Ya sen de hayatımdan geçerdim, niye gelirim? Bu bizim yaylamızdır. Bu bırak gelip geçişimizdir. Bırak gelmez bir günü biz burayı buraya özlüyoruz. Ya hafta çok zarar şey. Haftada 3 defa gel, 4 geliniz. Yani arama olsa hiç durmadan git gel. Yeter ki senin altına bir tane arma görürsen. Tamam. Şifanı bularsın. Gir çek, gir çek, gir çek. Olmadı mı bunu tahtaya benzersin. Doktorlar... Su da sana gelmez. Hastam da sana gelir. Yani Ağrı ilimizin yeraltı zenginlikleriyle, yerüstü zenginlikleriyle öne çıkan ilçelerinden birisi, yeraltı zenginlikleri bakımından mermer, altın ve tabii ki kaplıcalarıyla ön plana çıkan ilçelerinden birisi. Kaplıcalarımız farklı rahatsızlıklara iyi geldiği İstanbul Üniversitesi Fakültesi'nin bize vermiş olduğu raporlarla da kesinleşmiştir. Aynı zamanda içliği takdirde yine iç hastalıklarına iyi geldiği elimizdeki raporlarla belgelendirilmektedir. Çeşitli eklem rahatsızlıkları, romatizmal hastalıkları, cilt rahatsızlıkları iyi geldiği girenlerin kendileri beyanlarından da açıkça ortaya çıkan bir gerçektir. Bizim temennimiz ülkemizin değişik yerlerinden turistlerimizi, termal suyla sıhhat bulmak isteyen vatandaşlarımızı ilçemize bekliyoruz. Biz aynı zamanda yatırımcılar açısından son derece cazip imkanlar sunan bir bölgedir. Yeni yatırımların yapılması buradaki turist sayısının artmasına ve ilçemizin kalkınmasına da çok ciddi katkıları olacağını düşünmekteyiz biz. Şimdi tabii bulunduğumuz alan kış turizminin ve termal turizminin birleştiği bir nokta. Hakikaten çok önemli bir merkez burası diğer termal kaplıcaları. 17 Ekim 1993 tarihli 21.731 sayılı resmi gazetedeki bakanlar kurulu kararıyla turizm bölgesi ilan etmiştir. Ayrıca 5.084 sayılı yasa kapsamında yatırım teşvikleri kapsamındadır. Şimdi 78 derecede kuyudan çıkan bu yenilebilir enerjinin mutlaka turizme kazandırılması için tanıtım çalışması yapmamız lazım ve bunun değerlendirilmesi ciddi acile dert etmektedir. Şimdi tabii bulunduğumuz alanın çok önemli bir özelliği daha var. Yani -20 derecede bir soğukta kış turizminin ve 70-80 derecelerde bir sıcaklığın, bir termalın birleştiği muhteşem bir alan. Kış turizmi ve termal turizminin yaşandığı bu coğrafyada yatırımcılarımızı bekliyoruz biz. Görev alanımıza giren işlerden bir tanesi de doğal sitler, tarihi sitler, kültürel ve arkeolojik sitler. Diyadin'deki termal tesislerimizle termal suyumuz da bu doğal sitlerden bir tanesi. Tabii bakanlığımızın görev kapsamında buraların korunması, buralarla ilgili planların hazırlanması, buraları işletecek idarelere yardımcı olmak. Bu kapsamda bölgeye gelecek yatırımcılara bizim il müdürlüğü olarak görevimiz onlara her türlü desteği sağlamak ve planlarında kendilerine yardımcı olmak. Bu amaçla gelecek tüm yatırımcılara bu katkıyı vermek üzere biz hazırız. Çevre Şehircilik Ağrı İl Müdürlüğü olarak biz bölgeye gelecek tüm yatırımcılara bu anlamda destek vermeye hazırız. Yatırımcılarımızı bölgeye bekliyoruz.